Oyun Şef'ten herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum keyifler yerindedir. Güzel bir pazartesi günü, güneşli, ılık bir pazartesi günü. Öğlen saat 2'ye 10 var ve ben bu videoyu çekiyorum. Boş kaldım bugün. Bugünüm bomboş ve ben bugünü sizlere ayırdım. Biraz Cities Skylines oynayalım. Ara vermeyelim çok fazla diye düşünüyorum. Çünkü ben özlüyorum. Buradaki simleri, buradaki minnoş insanlarımızı özlüyorum. Buradaki bu Batı Alan adındaki şehre ona da bir isim bulalım ya. Batı Alan'da bir isim bulmak lazım. Varsa böyle görüşleriniz, enteresan, güzel isimleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Nerede kaldık? En son bir köy yaptık. Biraz böyle görüntü hataları oluştu. Grafiksel bozulmalar falan oluştu oyunda ama üstesinden geldik. Hala devam ediyor bu arada onlar. Sadece o köy alanındayken öyle sıkıntılar olabiliyor. Nedenini ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şehri birazcık büyütmek istiyorum izninizle. Bir de şu kavşağı değiştirmek lazım ya. Evet. O kavşak dediğim şu kavşak. Bunu biliyorsunuz, şeklinde uyuzum ben. Gördükçe gülesim geliyor. Yayın dışı şuranın süslerini birazcık yaptım. Bu kavşağın süslerini birazcık yaptım. Palmiyeler koydum. Şu ağaçları koydum. Şuralara çimenler koydum. Buralara çimenler, palmiyeler falan güzel oldu. Şu köy kısmımız da buradaydı. Ufak köyümüzde. Şuraya gidince o görüntü patlaması oluyor. Ama buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Buralara birazcık böyle çimenler, benler ekledim. Biraz deneme yaptım açıkçası. Şuraya ufak bir iki bir şey ekledim. Daha geliştireceğiz. Şurası çok güzel olacak da nedense bunu başka bir yere bir daha yapacağım ben. Burası böyle kalsın. Çünkü burayla odaklanınca görüntü mahvoluyor. Şehri büyüttükten sonra da şu kısma bir sanayi alanı, daha doğrusu tarım sanayisi yapmak istiyorum ama tarım sanayisini hemen de yapabiliriz. Çünkü inanılmaz bir sanayi ihtiyacı var şu an. Onu çözmek babında öyle mi yapsak? Bu arada arka planda klasik müzik verdim. Oyunun kendi müziklerindense klasik müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Önceki videolarda etmemiştim evet ama artık ediyorum. Tamam, mahallelerimizi böyle ayırmış olduk. Şurada bir ayrı bölüm, burada bir ayrı bölüm, burada bir ayrı bölüm, burada ayrı bölüm ve burada ayrı bir bölüm diye bunları ayırdık. Bir sanayi buraya koyduk. Buraya bir liman yapacağım. Demir yolunu bu tarafa geçirmem lazım. Buraya limana bağlamam lazım. Çok iş var. Yapılacak tonla zilyon tane şey var. Biz o zaman sanayiyle başlayalım. Sanayiyle başlayalım. Şu açı iyidir herhalde. Burnum inanılmaz kaşınıyor bu arada. Ah, tam şu ucu. Burnumun ucu kaşınıyor. Evet. Sanayi. Onu Industries DLC'sinden zonlarla dediğim o da. Şu muydu ya? Park alanı, sanayi alanı. Ha. Şurayı şöyle. Herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Beril merkezi. Uzmanlığını da vereceğiz bunu tabii ki. Şimdi. Şu yolla mı yapsak bunu? Aa, çok şey olur. İyi olmaz. Bir tane daha ana yol yapalım. Şuradan şöyle geçen. Ondan sonra tarlalarımızı vesairelerimizi koyabileceğimiz yollar yaparız. Ana yol dedim de bayağı ana yol oldu değil mi? Yani çok şey oldu.
küçük oldu. Bunu da büyütelim mi? Hadi bunu da büyütelim. Tamamdır. Şimdi toprak yola geçebiliriz. Burada bir yollar biraz daha düz olacak. Köy gibi değil de daha endüstriye çünkü burası. İhtiyaca göre de şekillendireceğim. Biraz böyle şeyler yapayım. İhtiyaca göre şekillendiririm arkadaşlar. Hadi burayı da bağlayalım. Tamam. Şimdi ilk binamızı yaparak bölgenin adını bir koyalım. Tarım. Tarımcılık ana binası. Hemen şöyle girişe Labs diye koymak istiyorum. Küçük tahıl deposu açıldı. Küçük hayvan merası, küçük ekim alanı ve küçük meyve tarlası açıldı. Beril tarlası. Hadi dursun şimdilik böyle. Politikalarımıza bakalım. Gelişmiş lojistik. Ekonomimiz güzel. Gelişmiş iş güvenliği, gelişmiş otomasyon. Ekonomimiz güzel. Bunları verebiliriz. Ama önce hemen şu müziğimi biraz daha kısayım. Küçük ekim alanlarıyla başlayalım. Nasıl yani? Aa pardon. Ben şu No Pillars modla yaptım yolları ya. Default diyelim. Bu benim hatam arkadaşlar. Benim hatam. Hemen düzenliyorum. Düzenli bir dakika. Yapamıyor muyum gerçekten mi? Peki tamam bunları silip yeniden yapacağım. Çok üzgünüm bu kaybettiğimiz 2-3 dakika için. No Pillars modunun da özelliği şu. İsterseniz hani üzerine inşaat yapılamayacak yollar yapabiliyorsunuz. Yani buraya yapılabiliyor mesela ama bak şu kısma yapılamıyor gibi. Fark bu. Burada sıkıntı varmış bu arada. Bu benim hatam. Bu benim hatam. Tamam. Tamam, şöyle bir şeydi. Peki şimdilik böyle kalsın. Küçük ekim alanları. Bunları şöyle şuraya dizebilirim. Buraya bir yol daha çekip. Oyunu hemen hızlandırıyorum. Çalışanları gelsin. Buğday, pamuk, patates, sera evi. Buğday güzel gözüküyor. Buğday güzel gözüküyor. Buranın suyunu verelim. Tamamdır.
Su geldi. Su geldi. Çalışanlar geldi mi? 19'a 20, 19'a 20, 18'e 20. Güzel. Güzel. Şimdi burada bizim burada çalışanımız var mı? 48'e 50. Güzel. Hunharca çalışıyor insanlarımız. Buraya derhal küçük hayvan merası, küçük meyve tarlası. Şimdi bunun önce büyümesi lazım değil mi? Bilgi. Bir sonraki seviyeye üretilen kaynaklar. Çalışanlar. Tamam. Meyve tarlası da yapalım. Şöyle arka tarafına hemen. Niye tam karşılamıyor? Peki o da böyle kalsın. Şu an şeyi karşıladık. İşçi sayısını karşıladık. Şurada 500 olduğu zaman level atlayacak tarla sanayimiz. Ve depodur, mepodur. Ha şu önemli olan şu küçük tahıl deposu. Küçük tahıl deposu. Bunlar önemli. Yalnız bu sanayi ihtiyacını düşürmüyor mu ya? Düşürmesi lazım. Hiç azalmadı. Hiç azalmadı yani. Trafik yoğunluğumuz yok. Şuradaki ışıkları kapatacağım. Tam bir ovada böyle çok güzel gözükecek de. Buraya bir polis karakolu lazım. Şu köşe güzeldir. Şu köşe güzeldir. Hapishane değil ya. Karakol. Bu ne? Polis headquarters. Şöyle şuraya bir karakolumuzu koyalım. Altyapımız var. Şu elektrik direğini buradan alacaktım ben. Haydi Beril tarlası. Haydi 359 360. Hadi. Şu an ithalatımız da var. Ne ithal ediyoruz ki biz? Şu depolar biraz sıkıntı yaratacak bana. O zaman şöyle yapalım. O depolar sıkıntı yaratmasın diye. Buradan yol çekeceğim. Bunu niye yapıyorum? En azından trafik yükünü dağıtmak için. Tekinde güzel. Tekinde bu tarafa alırsak trafik yükünü en azından şuraya bir dağıtmış oluruz. Buranın biraz da güzel gözükmesine önem vereceğim. Sadece hani sanayi binalarını koyup bırakmayacağım. Dekorasyonunu da yapacağım. O da çok önemli benim için. Sanayi ihtiyacımız bayağı düşmeye başladı. Güzel. Ama nüfus kaybediyoruz. Neden? Neden nüfus kaybediyoruz? Burada yangın var. Yanıp kül olmuş. Yıkılsın o zaman. İtfaiye nasıl müdahale edemedi acaba ona? Çok ilginç. -27. Burada bir polis karakolu gerekecek. Şu yetişemiyor çünkü buraya anladığım kadarıyla. Peki şu köşede bir boş yerimiz var. Hatta şuraya koyalım. Biraz böyle şeyden de uzak olsun. Toplumdan da uzak kalsın o karakol. -90, -100, inanılmaz bir hızla nüfus kaybediyoruz ama toplarız. Toplarız, hiç problem değil.
Buranın çöpleri mi toplanamıyor? Bir iki yerin. Çok büyük problem değil, tamam. Biz odağımızı kaybetmeyelim. Şimdi neler açıldı ona bakalım hemen. Küçük ahır. Çiftçi işleri, çiftlik işleri barakası. Tamam. Bu önemliydi. Bunu yine bu ne iş yapıyordu ya? Ha, her bina %5 arttırıyor verimliliğini. 10 bin şey var bunun. Onları buraya dizebilirim. Birkaç tane koyacağım çünkü bundan. Hop. Şurada. Sanki böyle iyi olacak gibi. Çiftçilere baraka bence güzel durdu. Oh, yağmur da başladı. Berekettir. Birkaç tane daha koyayım. Konuyu kapatalım. Tamam. Burası da baraka alanımız. Güzel, tatlı gözüküyor. Başka. Un değirmeni. Un üreteceğiz. Evet. Un üreteceğiz. Üretim alanının sanayi alanına yerleştirilmesi gerekmektedir. Pekala. Bunları nispeten şu verimsiz olan beyaz gözüken yerlere yapmak istiyorum. Dolayısıyla şu yolun şeyine yapabilirim bunu. Ha, direkt buraya da koyabilirim aslında. Burası güzel. Yağmur yağınca yolun rengi değişiyor, ıslanıyor ya. Şu ışıkları kapatabiliriz. Çok yoğun bir trafik olacağını düşünmüyorum çünkü buralarda ben. Şunların hiçbirine gerek yok. Burada var mı? Yok. Burası giriş çok güzel oldu. Şu kısım çok güzel oldu. Burayı çok sevdim. Bu kule çok güzel değil mi ya, su kulesi? Allah kahretmesin, çok güzel oldu. Tamam. Hala nüfus gidiyor. 12.700. Tamam, sanayi ihtiyacımızı hallettik. Buraya sonra tekrar geleceğiz. Çünkü ihtiyaca göre gitmek durumundayım. Nüfus kaybediyoruz. Yani 13.000 küsürlerdeydi. 14.000'e yakındı. 12.000'e düştü arkadaşlar. Olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Mezarlık ihtiyacımız var. Şurası mezarlık için uygun bir nokta sanki. Aa, krematoryum yapabiliriz. Krematoryum yapabiliriz, evet. Şurada olur hemen mesela bir krematoryum. Bu burada olsun. Bir de küçük mezarlık. Onu da şu bölgeye yapabilirim. Şöyle kalsa. Tamamdır. Bu taraftaki şeyi götürür. Mezarlık ihtiyacını halleder. Şu yağmuru kapatacağım izninizle. Ben bunu zaten açmamıştım ki. Su gelsin. Su önemli. Buyurun. Yoksa o çiçekler neyle sulanacak yani? Eksi 37. Bunun artı olması lazım ya. Tamam, sıkıntılarımızı bir bir açtık. Neden haftalık değişim? Konut yapacağız. Konut yapacağız. Peki bir mahalle daha oluşturmamız isteniyor bizden.
Şurada çöp sıkıntısı. Burada çöp. Önce çöp sıkıntısını çözelim. Önce çöp sıkıntısını çözelim. Oha bu ne ya? Yüzen çöp toplayıcı. City Recycle. Geri dönüşüm merkezi. Burada hiçbir şey yok değil mi? Bu ne? Atık yakma tesisi. Bunu yapmamız lazım. Burada iki tane atık yakma tesisi yapacağım. Bir bu tarafına, bir bu tarafına yapacağım. Gerçi şurada var. Bu da... Bu ne? Advanced. Bu da gelişmişi. Gelişmişi. Yani o... Şu mu? Şu. Bu yetmiyor mu buraya? Vay arkadaş. Peki. Şu köşeyi bundan da yapalım o zaman. Buyursunlar. Herhalde artık konuyu çözeriz gibi geliyor bana. Devasa çünkü bunlar. Limonata fabrikası, savunmane, orta ölçekli ekim alanı, orta ölçek. Güzel, açılsın. Onlar açılsın. Burada da çöpler birikiyor. Buraya da o zaman ufak bir şey yapmamız lazım. Hemen sanayinin arka... Şuraya bir arayol yapsam. Evet. O yol üzerine de ufak bir tesis yapabiliriz. Tamam. Şurayı da şöyle bir şey yapmak istiyorum buraya. Tam olarak bunu yapmak istedim de şurası bir kötü oldu sanki. Bu ne ya? Tamam peki böyle kalsın. Peki. Zorlamayacağım. Buradan dönerler. Problem değil. Buraya da hemen ufak bir çöp tesisi. Kirlilik yaratmayacak. Paramız bitiyor. Bu ne ya? Şöyle. Tamam. Bu civarı toplar. Civardaki çöp ihtiyacını bu toplayacaktır. Hiçbiri sağa dönmüyor. Yolun şeklinden dolayı mı? Muhtemelen yolun şeklinden dolayı hepsi bu tarafa döndü. Ve buradan gidiyorlar. Yo. Arkadaş siz niye o tarafa gidiyorsunuz ya? Şurayı toplasanıza siz bak. Burada adam çöp 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 diye ağlıyor şu garibim. Buna gelen yok. Geliyor lan bir tane. Yemin ederim ayıp. Yemin ederim ayıp. Peki. Ne hali varsa görsün. Artık belediye yazsın. Beyaz masaya yazsın yani. Nereye yazıyorsa yazsın. Burayı halledememiş miyiz? Çöpler yine birikiyor. Şuraya bir çöp tesisi daha yapsam. Şeyimiz düştü iyice. Gelirimiz düştü iyice. Vergilerimiz ne durumda? Oyun bayağı çıkmaza girecek gibi geliyor bana ama inşallah girmez. Vergilerimiz %13. Acilen bizim yerleşim yapmamız lazım o zaman. Şu yolu devam ettirip... Yok. Burasını otoban yapmıştım. Şuraya bir mahalle kurabilirim. Buraya. Evet. Tam olarak öyle yapacağım. Tam olarak öyle yapacağım. Yalnız şu otoban çıkışının bu kadar dar alanda yapmak... Tamam. Bununla halledeceğim ben şimdi konuyu. Yahu sal beni.
Yukarı. Şöyle. Tamam, şu bozuklukları halledeceğim. Tamamdır. Şu yolu da tek yola bağlayacağım. Hatta şunları biraz aşağı indirelim. Burada bir caddemiz olsun. Yer seviyesinde olsun. Sıfır. Okey. Güzel oldu. Bir tek buradan geri dönüş olmasın. Onu hemen ayarlayalım. Burası tamam. Şimdi buranın hemen yollarını yapmak istiyorum. Şimdilik şöyle kalsın. Şurada karşı tarafa da bir yol geçireceğim burada. Gibi. Bakayım nasıl oldu. Güzel oldu. Bir tek şeyleri eksik. Köprülerin bacakları eksik. Bunların hiçbirinde yok bu arada. Çok iyi değil mi? Bizde böyle yeni yeni teknoloji, nano köprü. Nano köprü. Onlara durup bir ayak bulayım ben hemen bir yerden. Şunlardan alayım. Aldım. Bayağı o köprünün ayaklarını çaldım şu an. Bir tane burada olsun. Buraya şöyle koyabiliriz. Aynen. Şurası iyidir. Bir işlevi yok ama
görüntü. Görüntü, sadece görüntü. Sadece görüntü arkadaşlar. Benim böyle kaygılarım var yani, yapacak bir şey yok. Şimdi bir mühendis arkadaşımız çıkar, o ayaklar onları taşımaz der, kahroluruz. Burada kahroluruz. Tamam ya, şimdilik kalsın böyle, ben bunları toparlarım. Buna da bir tane ayak, hadi bir tane daha koyayım. Hadi bir tane daha koyayım. Haleluya. 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 Güzel. Burada biraz yüksek binalar olacak. Niyetim o. Şöyle ki. Apartmanlar olacak yani arkadaşlar. Hatta buraya kendim de konuşlandırabilirim bu apartmanları. Öyle bir olay var. Suyunu çekelim buranın. Onu da göstereyim size sonra. Şimdi ne tarz binalarımız olsun, ona bakalım. Bunun bir tane bir arama şeyi vardı şuradan. Plopable değil, growable. Şu, şu. Evet. Buradan beraber seçebiliriz. İstediğimiz binayı koyabiliyoruz buralara. Şöyle bir bina alabilir mesela. Valla rastgele koyuyorum şu an. Yüksek olsun istiyorum buradakiler. Oynatalım bakalım ne çıkacak. Aa, hepsi yok oldu. Bu da demek ki benim bilmediğim bir şey var. Bir dakika. Anlayanlar gülüyor şu an, evet. Yaptığım hata şu. Ben buraya ticari bölge işaretledim. Bunu işaretlemem gerekiyordu. Ticari bölge olarak işaretleyip konut yapmaya kalktım. Sonuç hüsran tabii ki. Şimdi olacak. Şimdi olacak. Buyurun. Kontrol. Şu, en azından şu oldu. Yok, diğerleri de oluyor. Tamam. Şundan niye olmadı mesela? Ben de bu işi bugün öğrendim. Uygulamaya çalışıyorum o yüzden. Tam oturtamadım mı yani mesela, şuraya bunu yapınca olmuyor mu? Oluyor. Oluyor yani, bir sıkıntısı yok. Şu. Bakalım.
Bu mu? Aynen bu. Bu. Tamam, ben buraların komple yüksek olmasını istiyorum. Küçük bina istemiyorum burada. Bakalım. Ya olan da bir tuhaflık var, anlamadım. Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Peki şu küçükleri kaldıracağım. Zaten bu kadar yüksek binaların aralarında bir boşluk bırakılır. İnşaat mühendisleri anlatsın. Oraları sileceğim hatta. Oğlum şunu yapmayın işte şuraya. Bu ne ya? Bak buraya ısrarla küçücük bina yapıyorlar. Ben oraya büyük bina dikmek istiyorum. Yapacağım da bunu. Yapacağım. Yani oturmuyor. Tamam, 3'e 3. 3'e 4 geriye doğru. Şu olur. Bakalım. Aynen bunu yaptı. Tamam. Şey de önemli. 3'e 4, 4'e 3 bilmem ne, o da önemli. Ne diyor? Düşük arsa değeri. Tamam, ben buraları parklar, bahçeler yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Konut ihtiyacını karşılamaya başladık. Kaç kişi yaşıyor bunlarda? 19, 10. Bir de bunun bir modu vardı. Gerçekçi nüfus gibi bir modu vardı. Bir ara onu da bakacağım. Hani şu koca apartmanda 19 kişi yaşamasın diye bir mod vardı. Yok artık. Nüfus azalınca yeterli işçi yok. Gelir. Yeterli işçi gelir. Ofis de yapmadım. Nereye gittik işçiler? Yani sizin mevcut çalışanlarınıza ne oldu? Göçtü mü herkes? Herkes köye mi gitti? Burası da aynı şeyi sevden alıyor. Yeterli işçi yok. Çünkü nüfus yok. Tamam. Ama mesela bak, bunlar ilk kurulduğunda 19'a 20 falandı. Hani 19-19 doluydu bu tarlalar. Peki. Bir sonraki bölümde şu mahalleyi büyütüyoruz. Güzel bir yer haline getiriyoruz. Ve nüfusumuzu, kaybolan nüfusumuzu geri alıp işçisi olmayan mekanları da işler hale tekrar getiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.